Merhaba arkadaşlar. İşçi havuz problemleri ile ilgili işçi problemleri kısmı videosu. 20 adımda işçi problemleri nasıl çözülür? Bunu ele alacağız videoda. Yeni videolar için alt tarafta bulunan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Facebook üzerinden de Buğrayan sayfasından sorularınızı gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi bu videoya başlamadan önce işçi problemlerini çözmekle ilgili ne kullanıyoruz ona bakalım. Birincisi rasyonel sayılarda toplama işlemini biliyor muyuz? Yani çıkartma, çarpma, bölme demiyorum. Dikkat ederseniz sadece toplama. Nasıldı bir hatırlayalım. Yine kanalda rasyonel sayılarla ilgili tüm çıkmış soru çözümleri var. Ona da bakabilirsiniz. Mesela alt taraflar aynı olursa 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 2 bölü 2 oluyordu. Üstü topluyorduk. Alt taraflar farklı olursa bu paydaları eşitliyorduk. Mesela bunu 3 ile genişletiyorduk. Bunu 2 ile. Ne oluyordu? 3 bölü 6 artı 2 bölü 6. O da 5 bölü 6 oluyordu. Şimdi bizim işçi problemlerinde kullandığımız tüm matematiksel bilgi bu aslında. Bunu değişik değişik şaşırtmalarla bize sunuyor. Formülümüz nasıl işliyor? Bize birinci işçinin saatini veriyor. Mesela diyor ki bir işçi var, 6 saatte işi bitiriyor. 6 saat. İkinci işçi var, bu da diyor ki 3 saatte işi bitiriyor. Bu ikisi beraber çalışırsa, ikisi beraber iş kaç saatte biter? Şimdi mantıken şunu görüyoruz. Birincisi 6 saat, ikincisi 3 saat. Öyleyse ikisi beraber çalışırlarsa bu iş 3 saatten de az olacak. Çünkü bu tek başına 3 saatte yapıyordu. Bu da geldi destek oluyor ona. Öyleyse 3 saatten az bitecek. Az sürecek. Peki nasıl buluyoruz? Şöyle bir formülü var. 6 saatte bitiriyor. 1 bölü 6 diyorum. Bunu sihirli bir değnek gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla detayına girmeye gerek yok. Ben yine de şey yapacağım. Nereden geldiğini anlatacağım. 1 bölü 6, diğer 3 saatte bitiriyormuş. 1 bölü 3 diyoruz. Sonra bu ikisini topluyoruz. Yine payda eşitledik. Ne oldu? 1 artı 2 bölü 6. Yani 3 bölü 6. Şimdi sonda da bunu bir ters çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? 6 bölü 3 haline getiriyoruz. Yani 6 bölü 3 nedir? 2. Öyleyse ikisi beraber 2 saatte yapar diyoruz. Şimdi başlayalım. Bütün kullandığımız formül bu. Yani bir bölülü şekilde yazıyoruz, topluyoruz, daha sonra elde ettiğimizde ters çevirip sonuca ulaşıyoruz. Peki bu kadar soru nasıl türetiliyor? Ona geleceğiz. Şimdi başlayalım. Bir kişi bir işi 5 günde bitirebiliyor. Bu kişi bir günde işin ne kadarını bitirir? Bu bir soru değil. Aslında soruya giden adımlardan biri. O yüzden adım 1. Şimdi bir işçi düşünün. Bir iş veriyorsunuz. 5 günde bitiriyor. Mesela diyorsun ne olsun bu iş? Somutlaştıralım. 5 sayfa kitap okuyor. Şimdi 5 sayfa kitabı 5 günde okuyorsa bir günde ne kadar okur? Bir günde de bir sayfa okur, değil mi? Dolayısıyla bir sayfa tamamının ne kadarıdır? 5'te 1'i. Yani 1 bölü 5'idir. Dolayısıyla bir kişi bir işi 5 günde bitiriyorsa bu kişi bir günde bu işin 1 bölü 5'ini bitirir. Burada bir formül kullanmadık, sadece işin mantığı ile ilgili şu anda düşünüyoruz. İki işçi bir işi 6 günde bitiriyor. Aynı hızda çalışan iki işçi bu işi kaç günde bitirir? Burada bir yazım hatam olmuş. Bir işçi olacak. Bir işçi 6 günde bitiriyor, iki işçi kaç günde bitirir? Şimdi mantıken, bunda çok matematik düşünmeye gerek yok. Bir işçi 6 günde bitiriyorsa aynı hızda çalışan iki işçi olursa hani ikisi de aynı anda çalışmaya başlıyor. Aynı hızda ikisi biri 6 günde bitiriyorsa ikisi beraber çalışınca iş yarısı sürede biter. Yani 6 gün yerine 3 günde biter, değil mi? Çalışan kişi sayısını 2'ye çıkarttığımız için iş de yarıya düşer. Peki bunu matematiksel olarak nasıl ifade ediyoruz? İşin temelini görmek için söylüyorum. Bir işçi 6 günde bitiriyor. Aynı hızda çalışan iki işçi diyor. Yani ikisi de 6 günde bitiriyor tek başına. Dolayısıyla 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 diyorum. Eşittir 2 bölü 6. Bunu ters çeviriyorduk. 3 oluyor 6 bölü 2. Yani 3 günde bitirir diyorum buradan da. Devam edelim. Bir işçi bir işi 6 günde bitiriyor. Aynı hızda çalışan 3 işçi kaç günde bitirir? Şimdi bir işçi 6 günde bitiriyor. Diğerleri de 6 günde bitiriyormuş yani aynı hızda dediği için. Ama 3 tane. 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6. Ne oldu? 3 bölü 6. Ve ters çeviriyoruz. 6 bölü 3, 2. Dolayısıyla hepsi beraber çalışınca bu iş 6 günde biter. Bir işçi bir işi 6 günde bitiriyor. Aynı hızda çalışan 6 işçi bunu kaç günde bitirir?
Bir işçi 6 günde bitiriyorsa ona 1 bölü 6 diyelim. Hepsi aynı hızda çalışıyormuş ve 6 işçiymiş. Dolayısıyla 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 şeklinde 6 tane yazdık. Ne oldu? 6 bölü 6. Ters çevirsek yine 6 bölü 6. Yani 1. Öyleyse bu iş 1 günde biter. Devam edelim. Burada çıkmamış, ben söyleyeyim. Bir işçi 6 günde bitiriyor. Bu sefer 2 katına çıkarıyoruz. Yani 6 işçi değil 12 işçi geldi bu sefer. Ne olacak? Şimdi düşünelim. Hiç bölü yazmayalım. Bir iş vardı. 6 işçi. Şurada 6 işçi. Bu işi 1 günde bitiriyordu. On iki işçi kaç günde bitirir? İşçi sayısı 2 katına çıktığına göre süre yarıya inecek. Yani 1 bölü 2 günde. Yani 12 saatte bitirir. Peki burada ne gördük kısa olarak? Çok basit işlemler yaptık. İşçi problemlerinin en temelde kullandığı arka plan bilgisini ele aldık. Ve şunu gördük. Aslında ters orantının birazcık etiketi değiştirilmiş hali. Bir ters orantı yapıyoruz arka planda ama etiketini değiştiriyoruz. İşte şuralarda bir bölülü yazınca adam diyor ki mesela işçi probleminde çok garip bir formül var, değil mi? Peki şöyle düşünelim. Bir işçi bir işi 6 günde bitiriyor. Mesela şu soru. Ne olsun bu iş? Kutu boyama olsun. Benim 6 tane kutum olsun. Kutu boyuyor. Bir işçi 6 günde bitiriyor. 6 günde bitiriyorsa günde kaç kutu boyuyordur? Bir kutu, değil mi? Bir kutu boyuyor. Aynı hızda çalışan 3 işçi. 3 işçi gelince biri kırmızıya boyasın, biri maviye boyasın, biri de yeşile boyasın mesela. Ne oldu? Birinci gün boyadılar. İkinci gün yine birer tane kutu boyayacaklar. Kırmızı, yeşil, mavi boyadılar. İş bitti. Kaç günde bitti? 2 günde bitti, değil mi? Yani işin bir sihri var mı? Yok. Bu formülü niye kullanıyoruz? İlerleyen sorularda işi kolaylaştırıyor. Aslında arka planda böyle bir grafiği parçalayıp dolduruyoruz. Tek yaptığımız bu. Evet, gelelim buna. Ahmet ile Mehmet bir işi yapıyorlar. Ahmet 10 günde, Mehmet 15 günde bitiriyor. İkisi beraber bu işi kaç günde bitirirler? Şimdi ben önce şunu düşünmeliyim. Mantıken 10 günden az bir sürede bitmesi lazım. Çünkü Ahmet tek başına 10 günde yapıyor. Bir de Mehmet gelip ona destek oluyor. Daha dolayısıyla 10 günden az sürede bitecek. Peki kaç günde biter? Bunu bulmanın kolay yolu. Mesela ben hiç bu formülü kullanmam diyorsanız iş zorlaşıyor. Yani ben hep öyle bakarım, formülü kullanmayayım. Ne oluyor? Şöyle yapıyorum. Hani uyanıklık yapınca 10 ile 15'in kesiştiği ne vardır? Sayı 30 vardır mesela. Bir kutu çizerim. 30'a bölerim. 30'a böldüm. Mesela yapayım. Görünmesi için. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Şöyle de 1, 2, 3. Yani uzun süre ben formül kullanmak istemedim. Bu şekillerde çözüyordum ama baktım ki daha da uzuyor. Ondan sonra kullandım. Şimdi Ahmet işi 10 günde bitiriyormuş. İşimiz 30 karelik bir şeyi boyamak. 30 tane kutu var içinde. Bunları boyayacağız. Ahmet 10 günde bitiriyorsa günde kaç kutu boyuyordur? 3 kutu, değil mi? 30 bölü 10'dan 3. Ahmet'in rengi kırmızı olsun. 3 kutuyu boyadı. Peki. Mehmet 15 günde bitiriyormuş aynı işi. 30 kutuyu 15 günde boyuyorsa günde kaç kutu boyar? 30 bölü 15'ten 2 kutu boyar, değil mi? Böyle yapıyorlar. Ama diyor ki ikisi beraber çalışırlarsa kaç günde biter? Şimdi ikisi beraber çalışırlarsa güçlerini birleştiriyorlar. Biri 3 kutu boyarken diğeri 2 kutu boyuyor, değil mi? Yani günde 5 kutu boyanmaya başlıyor bir anda. Dolayısıyla 30 kutuyu günde 5 kutu boyayarak kaç günde bitiriyorlar? 6 günde bitiriyorlar. Birisi mesela birinci gün böyle boyadılar. İkinci gün Ahmet geldi burayı boyadı. Mehmet geldi şuradan 2 tane kutu boyadı. 1, 2. Böyle ikinci gün, üçüncü gün, altıncı günde zaten kutuların tamamı bitiyor. Yani 6 günmüş. Hiç matematik kullanmadan çözdük. X, denklem, menklem kullanmadan çözdük. Ama denklem kısmını da öğrenelim. Nasıldı? Bir formülümüz vardı. Tersi şeklinde yazıyorduk. Ahmet 10 günse 1 bölü 10 diyordum. Mehmet 15 günse 1 bölü 15 diyordum. Topluyordum. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 2 ile 3 bölü 30 artı 2 bölü 30. Bakın dikkat edin, arka plandaki işleyen şeyi görüyor musunuz? Grafiği dolduruyoruz aslında. 30, hani diyorduk ya, 30 kutuyu günde 3 tane dolduruyor. 30 kutu 2 tane. Toplam 5 bölü 30 ve bunu ters çeviriyoruz. 30 bölü 5 formülümüzden dolayı 6. 6 günde biter. Yani arka planda bir grafiğin döndüğünü görmeniz önemli. Onu o yüzden vurguladım.
Ya uzaydan gelmiyor. Oradan geliyor ama işte böyle işçi formülü falan diye sunuluyor ki seviyor dershaneler o işi. Daha karışık gösterince daha çok sattığı için. Ahmet, Mehmet, Hasan birisi beraber yapıyorlar. Ahmet tek başına 6 günde, Mehmet tek başına 3 günde, Hasan ise tek başına 2 günde bitiriyor. Üçü beraber kaç günde yaparlar? Şimdi Ahmet 6 günmüş, yazalım 1 bölü 6. Mehmet 3 günmüş, 1 bölü 3. Hasan 2 günmüş, 1 bölü 2. Topluyoruz. 1, 2, 3 ile genişletiyoruz. 1 artı 2 artı 3 bölü 6, yani 6 bölü 6. Sonra bunu ters çeviriyoruz. Yine 6 bölü 6, yani 1. Dolayısıyla beraber iş 1 günde bitermiş. Bunu adım 7 yapan şey ne? 3 tane işçi bir işi beraber yaparlarsa nasıl bir soru oluşur diye bir soru türü. Her adımda biraz bilgi ekleniyor. Fark ettirmeden bilgi ekleniyor. Ahmet, Mehmet, Niyazi bir işi beraber bir günde bitiriyorlar. Ahmet tek başına 6 günde. Şimdi Ahmet tek başına 6 ise formülde 1 bölü 6'dır. Artı Mehmet tek başına 2 günde. 1 bölü 2. Artı Niyazi'nin kaç günde yaptığını bilmiyoruz. Bu Niyazi. Hasan değil. Niyazi. Soruları ben yazdım. Niyazi kaç günde bitirir? Ona bakacağız. 1 bölü ne diyelim buna da. Çünkü Niyazi mesela 5 günde bitiriyorsa 1 bölü 5 diyorduk ya, 1 bölü ne diyelim. Eşittir. Hepsi beraber bir günde bitiriyorlarmış. Yani 1 bölü 1. Hepsi beraber 2 günde bitiriyor olsalardı şu formüle ne yazacaktık? 1 bölü 2 yazacaktık ki hani sonradan ters çevirip 2'yi bulmuşuz. 2 günde bitirdiklerini bulmuşuz diye. Şunu çözeceğiz değil mi? Nasıl çözebiliriz? Alt tarafları eşitleyelim. Bu 6, bu 2. Bunu 1 ile genişletelim. Bunu 3 ile. Şunu da 6 ile genişletelim. Bu dursun. Bunu bir ellemeyelim. 1 bölü 6 artı 3 bölü 6 artı 1 bölü ne eşittir? 6 bölü 6. Şurası 4 bölü 6 değil mi? Artı 1 bölü ne eşittir? 6 bölü 6. Şimdi bakalım 4 bölü 6 ile neyi toplarsam 6 bölü 6 olur? 2 bölü 6'yı değil mi? Yani 1 bölü ne 2 bölü 6'ya eşitmiş. Şöyle bir sadeleştirelim. 1 bölü 3. 1 bire eşitse 3 de 3'e eşittir. Dolayısıyla Niyazi tek başına 3 günde bitiriyormuş. Peki adım 8'de biz neyi gördük? Şunu gördük. Bize sadece bu tarafı verip kaç günde beraber bitirdiklerini sormayabilir. Aslında yukarıdakiyle aynı değil mi? İkisinde bitirme süreleri aynı. Biri 6 gün, biri 3 gün, biri 2 gün ve beraber 1 günde yapıyorlar. Alttaki soruyla üstteki soru aynı. Sadece alttaki soruda beraber bitirdiklerini bana vermiş, işçilerden birinin hızını sormuş. Onu formülde şu şekilde yazıyoruz. Devam edelim. Akif bir işi tek başına 12 günde, Hasan ile birlikte 9 günde. Dikkat ediyoruz. Hasan tek başına demiyor. Çünkü kısa yazmış ama Hasan tek başına gibi okumuyoruz. 9 günde bitiriyor. Dolayısıyla buna göre Hasan tek başına kaç günde bitir? Hemen yazıyorum. Akif tek başına 12 günse 1 bölü 12 artı Hasan'ı bilmiyorum 1 bölü H diyelim. Beraber 9 günmüş 1 bölü 9 diyelim. Sonra buradan hesaplayacağız. Mesela bunu 3 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. 36 ile eşitleyelim. 3 bölü 36 artı 1 bölü h eşittir 4 bölü 36. Dolayısıyla burası neymiş? 3 bölü 36. Ne ile toplarsam 4 bölü 36 olur? 1 bölü 36 ile değil mi? 1 bölü h 1 bölü 36'ymış. H'ye öyleyse 36 yazarsam 1 bölü 36 olur. Eşitlik sağlanır. Hasan tek başına 36 günde bitiriyormuş. Burada neyi gördük? İki kişi var. Birinin çalışmasını veriyor ve beraberini veriyor. Evet, bu soruda birbirine girmiş yazılar. Ben bu soruyu hatırlıyordum. Şöyle yapalım. 4 Trabzon'da işte birisi 25 günde, 3 Erzurum'da işte birisi aynı işi 50 günde bitiriyorlar. 2 Trabzonlu, 2 Erzurumlu işte bu işi kaç günde bitirirler? Şimdi. Yazılar kayıyor, o yüzden bozuluyor da. Asıl sormak istediğimi yine söyleyeceğim çözerken. Trabzon versiyonu benden ötürü. 4 Trabzon'da işçi birisi 25 günde bitiriyorum. Şöyle düşünelim. Bu iş ne olabilir? Yani 4 tane adam geliyor bir işi 25 günde bitiriyor. Mesela 4 ile 25 çarpsam 100 karelik bir yeri boyamak olabilir mi? Mesela 100 karelik bir yer var. Bunu boyuyorlar.
4 tane işte 25 günde bitiriyor. Yani her biri günde kaç kare boyar? 1 kare değil mi? 4 işte. Birinci gün 4 kare boyadılar. İkinci gün 4 kare, 4 kare, 4 kare. 25 günde 4 çarpı 25, 100 kareyi bitirdiler. Öyleyse ben şöyle diyebilirim. 4 Trabzonlu işçi bir işi 25 günde bitiriyorsa bir işçi bu işi 100 günde bitirir, değil mi? 4 işçi Trabzonlu olduğu şu an zaten Erzurum'dan ayırmak için 4 Trabzonlu işçi 25 günde bitiriyorsa bir tanesi kaç günde bitirir? Tek başına dördünün işini birden yapacak. Dolayısıyla bir Trabzonlu işçi 100 günde bitirir. Peki iki tanesi kaç günde bitirir? Bu 100, 100'lük işi ikiye böleceğiz. İki kişi çalışacak. 50 günde bitecek, değil mi? Tamam, bunu yakaladık. 50 günde bitiriyor iki Trabzonlu işçi. Erzurumlara bakalım. 3 Erzurumlu işçi 50 günde bitiriyormuş. Öse bir tanesi kaç günde bitirir? Üçünün işini birden alacak üstüne. Dolayısıyla 150 günde bitecek. İki tanesi kaç günde bitirir? Bu 150 günlük işi ikiye böleceğiz. 75 günde bitirir. Öse ben şunu diyorum. İki tane Trabzonlu işçi ve iki tane Erzurumlu işçi çalışıyor. İki tane Trabzonlu işçi tek başına 50 günde, iki tane Erzurumlu işçi tek başına yani kendileri 75 günde bitiriyormuş. Peki beraber çalışırlarsa kaç günde biter? Hiç yani kafayı karıştırmaya gerek yok. Buradaki iki işin illüzyonudur. Yani iki Erzurumlu işçi 75 günde bitiriyor diye demekle Hasan 75 günde bitiriyor demenin bir farkı yok, değil mi? Yani çünkü ha Hasan 75 günde bitirmiş, ha iki tane Erzurumlu işçi 75 günde bitirmiş. Buradaki iki önemli değil. Bizim toplam bitme süresi önemli. Dolayısıyla bunlar 75 günde bitiriyordu bu grup. Bu grup da 50 günde. Beraber çalışırlarsa 1 bölü 50 artı 1 bölü 75. Standart formülümü yazıyorum. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 150 artı 2 bölü 150. Hani nereden bu 3'ü 2'yi buldun dersem rasyonel sayılarda toplamayı biraz iyi oturtmanız lazım ki eşitleyeceğimiz şeyleri görebilmek için. 5 bölü 150 hemen ters çeviriyorum. 50 bölü 5, 30. Beraber 2 Erzurum, 2 Trabzonlu bu işi 30 günde bitirir. Devam edelim. Burada neyi gördük? Burada da şeyi gördük. Yani bir işçi kaç günde bitirirden biraz daha öteye gidiyoruz ve işte bunu yapıyor. Mesela diyor ki 3 işçi bir işi şu kadar günde bitiriyor. Buna göre 2 işçi kaç günde bitirir tarzı. Burada neyi gördük? Tamamına ulaşıp tamamından tekrar inmeyi. Yani 4 Trabzonlu işçiden önce 1 Trabzonlu işçiye geçtik ve işin tamamını tek başına kaç günde yapar onu bulduk. Sonra onun yanına birini verirsek, iki kişi olurlarsa, iş ikiye bölünürse kaç günde biter bunu bulduk. Hasan bir işi x günde. Şimdi dikkat edelim. Burada elenmeler oluyor ama tamamen dikkat dağıtma. Hasan işi x günde. Mehmet işi x bölü 2 günde bitiriyor. İkisi beraber 2 günde bitiriyorlarsa x kaçtır? Şimdi Hasan x günde değil de 3 günde deseydi ne diyecektim? 1 bölü 3 hemen girecektim. Öyle x günde demiş, hiç şaşırmıyorum. 1 bölü x diyorum. Yani ters çevirerek yazıyorum. Mehmet x bölü 2'ymiş. Ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. 1 bölü x bölü 2'yi yazıyorum. Bunu ters çevirin. X bölü 2, 2 yukarıya geliyor. Çünkü 1 bölü x bölü 2 nedir? 1 bölü 1 çarpı İkinciyi ters çeviriyoruz. 2 bölü x. Rasyonel sayılarda çarpma burada devreye giriyor. 2 bölü x. Şuraya ne yazıyorum? 2 bölü x. 1 bölü x ile 2 bölü x'i toplamışım. Ne olmuş? 2 günde bitiyormuş iş. Öyleyse formülde buraya 1 bölü 2 gelecek. Şimdi buraya geldik. Buradan nasıl çıkacağım? X'ler falan karışık mı? Karışık değil. Paydada mesela 3 olsaydı ne yapacaktık? İki tarafta da 3 olsaydı. Mesela 1 bölü 2 ile 2 bölü 2'yi toplasaydık ne yapacaktık? 3 bölü 2 yazacaktık. 1 bölü x ile 2 bölü x'i toplayınca da 3 bölü x yazacağız, değil mi? Çünkü 1 bölü 4 ile 2 bölü 4'ü toplasak 3 bölü 4 yazıyoruz. 1 bölü 5 ile 2 bölü 5'i toplayınca 3 bölü 5 yazıyoruz. Öyleyse 1 bölü x ile 2 bölü x'i toplayınca 3 bölü x yazacağız. Şu olsaydı 1 bölü x kare artı 3x artı 2. 2 bölü x kare artı 3x artı 2. Toplamı nedir? 3 bölü x kare artı 3x artı 2. Yani burada ne kadar garip bir ifade olursa olsun iki tarafta aynı ifade varsa getirip onu buraya yazarız. Hiç korkmadan üstleri toplarız. 3 bölü x eşittir 1 bölü 2. Buradan yapabilir miyiz? Mesela şunun 3 ile çarpılmış hali değil mi? Bunu da 3 ile çarpacağız. 6 veya içler dışlar yapıp x eşittir 3 çarpı 2 deriz. 6 buradan da çözebiliriz. X'i bulduk. 6'ymış. Ahmet bir işi x günde, Mehmet 5x bölü 3 günde bitiriyor. İkisi beraber 15 günde bitirebildiklerine göre diyor kaç günde Mehmet tek başına bitirir. Gene korkmadan yazıyoruz. Bir işi x günde hemen 1 bölü x artı Mehmet 5x bölü 3. Hemen onu ters çevirelim.
3 bölü 5x. Günde bitiriyor. İkisi beraber bu işi 15 günde bitiriyorlarmış. Dolayısıyla 1 bölü 15 yazdım. Şimdi buraya bakalım. Burada x var, burada 5x var. Şöyle düşünelim. Burada 1, burada 5 olsaydı ne yapacaktık? Bunu 5 ile genişletecektik, değil mi? Burada x var, burada 5x. Öyleyse bunu 5 ile genişletirsem 5 bölü 5x artı 3 bölü 5x olacak. Eşittir 1 bölü 15. 5x'e hiç takılmıyorum. Üst, altları aynısı. Üstleri topluyorum. 5 artı 3. 8 bölü 5x. Eşittir 1 bölü 15. Şimdi içler dışlar yapıyorum. Bununla bunu çarptım. Bununla bunu. 8 çarpı 15 eşittir 1 çarpı 5x. 120 eşittir 5x. Buradan iki tarafı da 5'e bölüyorum. X eşittir 24. Ne yaptı? Ahmet 3 günde, Mehmet 4 günde yerine Ahmet x günde, Mehmet 5x bölü 3 günde deyip dikkat dağıttı. Ama ne yaptım? Standart formülümü yerine koydum. Ters çevirerek yerine koydum, yazdım ve buradan denklemi çözdüm. Şurada payda eşitlerken şey yapıyoruz. Hani 1'e 5 olsaydı bunu 5 ile çarpıyorduk. 2'ye 10 olsa bunu 5 ile çarpıyorduk. 3'e 9 olsa bu tarafı 3 ile genişletiyorduk. Öyleyse x olunca da zaten x'ler ortak. Mesela x 1 olsa ikisinde de 1. 2 olsa ikisinde de 2 olarak geliyor. Dolayısıyla ben bunu 5 ile genişlettiğimde her durumda paydalar eşit olur. Evet, bu biraz daha gıcık. Ahmet, Hasan bir işi x günde. Burada 3 tane işçimiz var. 3'ü de x'li. Yani. İyice zorlaşıyor zaten adım 13. Hasan x günde hemen yazıyorum 1 bölü x. Mehmet 4x bölü 3. Hemen günde ters çeviriyorum 3 bölü 4x. Niyazi 2x günde 1 bölü 2x diyorum. İkisi be, ha eşittir toplam 3'ü kaç günde yapar diye gidecektim. Ama bana bir kolaylık vermiş. Demiş ki sen bu 3'ünü payda eşitlemeye uğraşma. Ben sana daha kolay bir şey sorayım. Ha, onu da sorabilir. Onu sormamış. Demiş ki Hasan ile Niyazi beraber 4 günde. Diyor ki sadece bunlara bak. Hasan ile Niyazi beraber bu işi 4 günde bitirebildiklerine göre Mehmet tek başına kaç günde bitirir? Hasan ile Niyazi'nin formülü nedir? Hasan x günse 1 bölü x. Niyazi 2x ise 1 bölü 2x. Beraber 4 günmüş. Öyleyse 1 bölü 4. Bunu 2 ile genişlettim. Bunu 1 ile. 2 bölü 2x artı 1 bölü 2x. Eşittir 1 bölü 4. Altları aynı, üstleri topluyorum. 3 bölü 2x eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar yapıyorum. 12 eşittir 2x. X eşittir 6. X'i buldum 6. X neydi? Hasan'ın işi bitirme süresi. Mehmet'in neydi? 4x bölü 3. X'i yerine koyalım. X 6 idi. 4 ile çarptım. 24. 3'e böldüm. 8. Bu da 2x'ti. Bu da 12 gündedir. Hepsinin tek başına kaç günde bitireceklerini buldum. Şimdi şuna bakalım. Burada sonucu da x'in y türünden sormuş. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ki bu çok gıcık bir sorudur. Çoğu kişi elenir. Ahmet bir işi x günde, Bekir y günde yapıyor. İkisi beraber çalışırlarsa 4 günde bitiriyorlar. Şimdi ben formülümde Ahmet 3 günde, Mehmet 5 günde deseydi şöyle demeyecek miydim? 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. Hiç korkmuyorum. X mi demiş? 1 bölü x artı Bekir Y mi? 1 bölü Y. İkisi beraber kaç günde bitiriyorlar? 1 bölü 4 günde bitiriyorlar. Tamam mı? 4 günde bitiriyorlar. Formüle 1 bölü 4 yazıyoruz dolayısıyla. Buna göre X'in Y türünden değeri. Şimdi X'i yalnız bırakacağız. Bu Y'yi bu tarafa atalım. 1 bölü X eşittir 1 bölü 4 artı eksi geçiyor. Tamam. 1 bölü, eksi 1 bölü Y oluyor. Daha sonra şurayı payda eşitleyelim. Bunu y ile bunu 4 ile genişletelim. Y bölü 4y eksi 1 bölü y 1 bölü 4y 4 bölü 4y eşittir 1 bölü x. Dikkatli yapmak lazım. Şurada altları aynı. 4y üstleri çıkarız. Y eksi 4 eşittir bölü 4y eşittir 1 bölü x. Ben de şaşırıyorum dikkat ederseniz. Burada 1 bölü x buymuş. Dolayısıyla x nedir? Bunu ters çevireceğiz. X bölü 1 yani x eşittir 4y eksi 4y bölü y eksi 4. Yani x'in y türünden değeri ne? 4y bölü y eksi 4. Bunu da bulduk. Ama burada ne kullandık? Aşırı bir işçi havuz bilgisi mi? Hayır. Burada tek kullandığımız rasyonel sayı sorusu. Yani bu aslında zor bir rasyonel sayı sorusu olarak gelebilir. Yani orta zorlukta değil de.
1 bölü x, 1 bölü 4, 1 bölü y. Burada x'i y türünden yazarken işte bu 4, bu y. Bunların paydalarını nasıl eşitlerim? Çapraz olarak çarparım birbiriyle. Sonra bu ifadeyi ters çeviririm diye bu şekilde buluyoruz. Aslında bu adım 14'ten ziyade daha da ileri bir adım olabilir. Ama çözüm yolu bu yani. Başka bir şey yok. Rasyonel sayısı bilgisi biraz istiyoruz. 3 işçi bir işi 4 günde bitiriyorlar. Bunlardan ilki tek başına 8, ikincisi 12 günde bitiriyor. Diğer işçi tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi 3 tane işçi var. 4 günde bitiriyorlarmış. Öyleyse ben şuraya eşittir 1 bölü 4 diyebilir miyim? 3'ü beraber çalışınca. İlki tek başına 8 günde 1 bölü 8 artı ikincisi 1 bölü 12 diyeceğim. 12 günde bitirdiği için artı 1 bölü 3. işçi ü diyelim. Kaç saatte bitirdiği belli değil. Şimdi bunları yapacağım. 8, 12, 4, 24 de eşitleyelim. Kolay olsun. Hepsini bir 24'e çekelim bunları. 3 bölü 24 artı 2 bölü 24 artı 1 bölü ü. Bu dursun, bunu hiç elemiyorum. 6 bölü 24. Bura 5 bölü 24 etti. Şimdi 5 bölü 24'ü neyle toplarsam 6 bölü 24 olur? 1 bölü 24 ile, değil mi? Demek ki ben burada bunu 1 bölü 24 ile toplamışım. 1 bölü ü, 1 bölü 24 ise ü nedir? 24. Değil mi? 24 yazınca ünün yerine eşitlik sağlanır. Dolayısıyla 3. işçi tek başına 24 günde bitiriyor. Şuna bakalım. Ahmet ile Mehmet bir işi 8. Ahmet ile Hasan bir işi 9. Mehmet ile Hasan bir işi 10 günde, yani aynı işi 10 günde bitiriyorlar. İş yapış sıralarını büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Şimdi hangi adamı çekince iş çok uzuyor ona bakıyoruz. 3 tane adam var. Mehmet ile Hasan 10 günde. İş çok uzuyor, 10 güne varıyor. Niye? Ahmet yok çünkü işin içinde. Ahmet'i çektim mi iş uzuyor. Dolayısıyla en hızlısı Ahmet'tir. İş yapış sırası, iş yapış hızı diyelim şuna, daha mantıklı olur. İş yapış hızı Ahmet'in en büyüktür. Peki kimi çekince iş çok hızlı bitiyor? Ona bakalım. Yani 8, 9, 10, yani 8 günde biten hangisi? Ahmet ile Mehmet beraber çalışınca iş 8 günde bitiyor. Demek ki buradaki tembel Hasan'mış. Hasan'ı çekince iş hızlanıyor. Öyleyse en küçük şey, iş yapma hızı en küçük de Hasan'dır. Ortaya da Mehmet'i yazdık. Bu da bir soru tipi olarak çıkıyor. Nasıl yapıyoruz? Önce kimi çekersek iş yavaşlıyor ona bakıyoruz. Sonra kimi koyarsak iş yavaşlıyor. Kimi çekersek iş çok hızlanıyor ona bakıyoruz. Ona göre ters mantıkla çözüyoruz. Ve şu soru türleri. Şimdi iş başlıyor, belli bir süre sonra biri ayrılıyor. Ona bakacağız. Ahmet ile Mehmet beraber 10 günde bitiriyorlar bir işi. İkisi beraber 4 gün çalıştıktan sonra, yani 10 günde bitiyorsa 4 gün çalışınca işin ne kadarı biter? 4 bölü 10'u biter, değil mi? Ne kadarlık iş kalır? 6 günlük iş kalır. Geriye kalan işi Mehmet 9 günde bitiriyormuş. Yani şöyle bir şey düşünelim. Kutu, 10 tane kutu var. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şöyle sileyim. Pardon. 10 kutu var. Şimdi her gün 10 günde bitiyor ya iş. Diyelim ki her gün bir kutuyu dolduruyorlar beraber. İlk 4 gün 4 kutu gitti mi? 4 kutuyu hallettiler. Kaldı 6 kutu. Geriye kalan 6 kutuyu Mehmet tek başına 9 günde bitiriyormuş. 9 günde. Yani 6 kutuyu 9 günde bitiriyorsa bir günde 6 bölü 9 kutu yapıyor, değil mi? Yani 2 bölü 3 kutu boyuyor. Buna göre bu işin tümünü Ahmet kaç günde bitirir? Burada nasıl yapalım şimdi? Birinci yöntem şu. Şimdi ben şunu diyebilirim. Mehmet 6 kutuyu 9 günde bitiriyorsa bu baştaki 4 kutuyu tek başına yapsaydı kaç günde bitirirdi diye düşünebilirim. Burada doğru orantı olacak, değil mi? Gün azaldıkça daha şey kutu azaldıkça daha az günde bitirecek. 6 kutuyu 9 günse 4 kutuyu da şöyle içler dışlar 4 çarpı 9 eşittir 6 çarpı x 6 günde bitiriyormuş. Dolayısıyla burayı 6 günde bitiriyor. Burayı 9 günde Mehmet tek başına yapsa bu işi 15 günde bitiriyormuş. Şimdi biz bunu yakaladık. Bunu yakalayınca döndük en baştaki soruya. Bir dakika. Şurada. Ahmet ile Mehmet yapıyorlar. Mehmet 15 günde bitiriyor. Ahmet 10 günde bitiriyor. Bunun benzeri Ahmet 15, Mehmet 10, ikisini toplayıp kısa sürede yapmalarını buluyorduk. Tam rakamlar tutmuyor. Ben tutar sanıyordum. Şimdi Mehmet'in 15 günde bitirdiğini bulduk. Tamamını.
İkisi beraber de 10 günde bitiriyorlarmış. Hemen formüle yazıp çözebiliriz. Ben başka çözüm yolu da yazmaya çalışacağım. Şimdi Mehmet 15 gün 1 bölü 15 artı Ahmet'i bilmiyorum 1 bölü A. İkisi 1 bölü 10'muş beraber. Öyleyse şöyle genişletirim. Bunu 2 ile bunu 3 ile. 2 bölü 30 artı 1 bölü A eşittir 3 bölü 30. Öyleyse şurası nedir derim. Pardon, şu eşittir. 1 bölü 30'dur değil mi? 1 bölü 30 1 bölü A ise Ahmet eşittir 30'dur. 30 günde bitiyormuş. Bu da 15 yazınca beraber 10. Bunu yaptı. Peki başka çözüm yolu var mı? Ben biraz üstüne düşünmek istiyorum. Şu an aklımda da yok ama çizince belki gelir. Şimdi 10 günde bitiriyorlarmış beraber. Elimizde bu var. Hemen ben bu şey sorularında bunu kullanıyorum. Yani başlıyorlar. Belli bir süre sonra ayrılıyorsa şu çizim tekniği işe yarıyor. Yine çizelim. 3, 4, 5. Ha, mesela 10 kutuluk bir şey değil de 30 kutuluk bir şey yapsak daha da kolay, daha da somut görünüyordu. Öyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani fikir jimnastiği olsun diye yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşte bunu bölelim. Şimdi 10 günde bitiyormuş iş beraber yapınca. Öyleyse beraber 3 kutu boyuyorlar günde. 3, 3, 3, 3, 30 gün kutuyu 10 günde boyuyorlar. Sonra bir işe başladıktan, ha, beraber başladıktan 4 gün sonra Ahmet işi bırakıyor. 4 günde zaten 3 kutudan 12 kutuyu boyuyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kutuyu boyadılar. Günde 3 kutuya 4 günde 12 tane boy. Kaç kutu kaldı? 18 kutu kaldı. 18 kutuyu Mehmet kaç günde boyuyormuş? 9 günde. Mehmet mavi boyasını tek başına 9 günde boyuyormuş. Şimdi daha rahat görüldü. 18 kutuyu 9 günde boyuyorsa Mehmet günde 2 kutu boyuyormuş değil mi? 2 kutu. Birinci gün 2 kutu, ikinci gün 2 kutu, üçüncü gün 2 kutu. Peki toplam 30 kutuydu. 30 kutuyu Mehmet kaç günde boyar? 30 kutuyu 2 kutu boyadığı için 15 günde boyar. Yani şu kısmı da beraber yapmasalardı mavi boya Mehmet'in tek başına ikişer ikişer. Burayı da kaç günde boyayacaktı? 6 günde boyayacaktı. Az önce de onu bulmuştuk. Çünkü 12 kutu var. Birinci gün 2 kutu, ikinci gün 2 kutu. Böyle böyle 6 günde boyayacaktı. Bu tarafta 9, toplam 15 günde boyayacaktı. Buradan da buluyoruz. Yani şekli büyüttükçe daha net görünüyor. Çünkü küsuratlara girmiyoruz. Onu bakmaya çalışmıştım. Daha sonrası aynı işte. Mehmet 15 gün, ikisi beraber 10 gün. En temel soru tipimize iniyoruz. O yüzden o soru tiplerini koydum. Yani zor soru dediğimiz şeyde ekstradan küçük bir şaşırtma koyuyor. O şaşırtmayı çözdüğünüz anda en basit soru tipine dönüyorsunuz. Ahmet, Hasan ile Mehmet bir işi 6 saatte bitiriyorlar. Mehmet bu işi tek başına Hasan'ın bitirebileceğinden 5 saat erken bitiriyor. Bu da güzel. Şimdi şunu kullanıyoruz. Ahmet 3 saat, Mehmet 5 saat deyince 1 bölü 3, 1 bölü 5 diyordu. Şimdi diyor ki 1 bölü 3, 1 bölü 5 demiyorum. 1 bölü x, 1 bölü 2x falan da demiyorum. Birini diğeri türünden veriyorum. Yani Hasan Mehmet'ten 5 saat erken bitiriyor değil mi? Bakalım Mehmet işte Hasan'ın tek başına. Mehmet daha hızlı. Mehmet 5 saat erken bitiriyor. Mehmet Hasan artı şey Hasan Mehmet artı 5 saat. Sağlıyor mu? Mesela Mehmet 1 saatte bitirse Hasan 6 saatte bitiriyor değil mi? Mehmet bu işi tek başına Hasan'ın bitirebileceğinden 5 saat erken bitiriyor. Hasan Mehmet artı 5. Öyleyse ben şöyle diyebilirim. Biz bunu normalde formalize ederken 1 bölü Hasan artı 1 bölü Mehmet diyecektik. Eşittir 1 bölü ne diyecektik? Beraber de 6 saatte bitiriyorlarmış. 1 bölü 6 diyecektik. Şunu kullanıyoruz. Onu kullanacağız. 1 bölü h yerine h'yi siliyorum. M artı 5 yazıyorum. 1 bölü m artı 5 diyorum. 1 bölü m artı 5 artı 1 bölü m eşittir 1 bölü 6. Şimdi bunu çözeceğiz. Bu noktadan sonra işi şıklardan götürmek iyidir. Çünkü burada şey geliyor. M ile m artı 5 olduğu için bunu m ile çarpacağım. Bunu m artı 5 ile genişleteceğim. M kare falan gelecek. Ona gerek yok. Bu şeyden sonra eşi şıktan götürmek iyidir. Veya şöyle yaparız. M ile genişlettim. M artı 5 ile genişlettim. M artı buradan. M artı 5 bölü. M çarpı M artı 5. 1 bölü 6'ymış. Şöyle şıklardan bir bakarız hangisi sağlıyor. Çünkü 2M artı 5 oluyor üst taraf.
Bunu sağlayan da 10, 10, 15 gibi bir şey olması lazım. 1 bölü 10, 1 bölü 15 daha 5 bölü 30 oluyor. 1 bölü 6 eşit oluyor. M buradan 10 geliyor. Buradan sonrasında matematik olarak zaten bizi çok zorlamazlar. Ben soruları yazdım ama matematik olarak buradan sonra böyle m karelerle falan uğraştırmazlar. Önemli olan şunu görmek bu soruda. Hasan'ı m artı 5 diye yazdık ya, sonra getirip formülde de m artı 5 m diye yazmak. Yani şurada Hasan'ı silip m artı 5 yazmak. İki işçi de hızı birini diğerinin türünden veriyor. Yani ciddi bir şaşırtma yapıyor. Onu yazmak, şuraya yazınca formülden yerini çıkartmak. Şuna bakalım. Bir işi Hasan 14, 24 gün, Mehmet 12 günde bitiriyor. Ha, ikisi beraber başlayıp 3 gün çalıştıktan sonra diyor Hasan kalan işi kaç günde bitirir? Burada da ters bir şey var. Şöyle demiyor ya. İkisi beraber 10 günde bitiriyorlar. İkisi beraber çalıştıktan 3 gün sonra işi bırakıyorlar değil. İkisinin beraber kaç günde bitirileceğini de sen bul diyor önce. Hasan 24 gün, 1 bölü 24 artı Mehmet 12 gün, 1 bölü 12. Bunu 1 ile genişlettim, bunu 2 ile. Dolayısıyla 3 bölü 24 ters çevirdim, 8. İkisi beraber 8 günde bitirirlermiş. Ne olsun bu iş? Mesela 8 günde biten 24 parça bir yeri boyama olsun. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. Şurayı da böldük mü 8. 24 parça işi boyama. 8 günde bitiyor ya. Günde 3 parça iş boyuyorlar beraber. İkisi beraber başlıyorlar. 3 gün çalışıyorlar. 3 parça boyadılar. Birinci gün 3 parça boyadılar. İkinci gün 3 parça boyadılar. Üçüncü gün. Bakın 8 parça gitseler, 8 gün gitseler tamam bitecek değil mi? Sağlıyor denklemimiz. Sonra kaldı Hasan tek başına. Hasan bu işi toplamda kaç günde bitiriyordu tek başına? 24 günde değil mi? Dolayısıyla 24 parça işi 24 günde bitiriyorsa Hasan bir parça boyuyordur günde. Geriye kaç parçası kaldı? Bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Geriye kaç parça kaldı? 15 parça kaldı. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. 15 günde 15 parçayı bitirir, değil mi? Dolayısıyla bu şekilde parçalı, yani bu belli bir süre sonra bırakınca grafikten yapmak çok kolaylık sağlıyor. Hatta Hasan'ı da şeyde Mehmet de çöze. Mehmet 12 günde bitiriyordu. Geriye kalan 15 parçayı 12 günde bitiriyorsa günde 2 parça boyuyor. Dolayısıyla 15 bölü 2 7,5 günde o da boyamasını yapar. Yani işini bitirir. İşte birinci gün 2 birinci gün 2 parça, ikinci gün 2 parça böyle böyle. 6. gün şuraya geliyor. Şey 7. gün. Sonra bir yarım günlük işi kalıyor. Çünkü günde 2 parça boyuyor ya. Bir parçayı da boyuyor. Yarım günde bitiriyor. Ve son soru. Hasan 3 bölü 7'si başkası tarafından yapılmış bir işin, yani iyice lafı dolandırıyor böyle. Hasan 3 bölü 7'si başkası tarafından yapılmış bir işin geri kalanını 8 saatte yapmıştır. Sözel olarak çok karışık ama çok basit. Şöyle düşünelim. 3 bölü 7'si yapılmış. Hasan ne kadarını yapıyor? 4 bölü 7'sini değil mi kalanı? Şunu ne kadar sürede yapıyor? 8 saatte. Öyleyse bu kalan normalde burayı kaç saatte yapar? Şimdi iş şöyle olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 14 olsun. 14 parça bir iş var. 3 bölü 7'si nedir? 6'dır değil mi? 14'ün 3 bölü 7'si 6'dır. Çünkü 1 bölü 7'si 2, 3 bölü 7'si 6. 6 parça iş başkası tarafından yapılmış. Buralar yapılmış geldi ki. Geri kalan 8 parça işi 8 saatte yapıyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öyleyse Hasan saatte bir parça boyuyor. Peki Hasan bu işin tamamını kaç saatte yapar? Saatte bir parça boyuyordu. Burayı 8 saatte boyadı. Dolayısıyla buradaki 6 noktayı da 6 saatte boyar. 8 artı 6, 14. Şuradan nasıl yaparım? Orantılı düşünüyoruz. Bir iş var. 4 bölü 7'sini 8 saatte yapıyorsa, yani bunları hiç çizmeden 4 bölü 7'sini 8 saatte yapıyorsa şöyle düşünelim. 7'de 4'ünü 8 saatte yapıyor. 7'de 1'ini kaç saatte yapar? 4'e böldük 2 saat. 2 saatte 3 bölü 7'sini, yani 7'de 3'ünü kaç saatte yapar? Bunu 3 ile çarpıyoruz. 6 saatte yapar. 8 artı 6, 14 saatte biter. Bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım faydası olmuştur.